Emine'yi sen öldürdün. Evet. Mithat önce kayboldu dedi. Her şeyi inkar etti. Mine'nin kimliği Mithat'ın köydeki evinden çıktı. Mithat Kocadağ'ın Gözler Köyü'nde babasının evindeyiz. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler az önce Gözler Köyü'ndeki eve geldiler. Mithat Kocadağ yayınlarımızda özellikle eşi Mine Kocadağ'ın kimliğinin kendisinde olmadığını, nerede olduğunu bilmediğini ve Mine Kocadağ'ın kimliğinin kayıp olduğunu belirtmişti. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler az önce Mithat Kocadağ'ın babasının evine geldi ve tam olarak aslında Mine Kocadağ'ın kimliği bu evde çıktı. Ümmü Hanım, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldiğinde Mine Kocadağ'ın kimliği tam olarak nerede çıktı? Dolabın üstündeymiş. Hangi dolabın üstündeymiş? İkinci odada dolabın üstündeymiş. Bakabilir miyiz oraya? Bakın. Buraya koymuş, şuradan buldular. Gazetelerin içindeymiş. Buradan geldiler, kendileri buradan aldılar. Peki siz kimliğin burada olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum ben. Hiç bilmiyordum. Tam olarak Mine Kocadağ'ın kimliği bu gazete parçalarının arasından mı çıktı? Arasından çıkmış. Arasındaymış. O kürden geldiler, o kürden kendileri buldular. Ben vardığını bile bilmiyordum. Görmedim. Peki aslında bu alan mutfak olarak kullanılıyor evde. Siz hiç bu gazetelerin içine bakmadınız mı? Hayır, bakmadım. Ben o kırık olduğunu bile bilmiyorum. Bakmadım da. Mithat Mine Kocadağ'ın kimliğini ne zaman buraya koymuş olabilir? Bilmiyorum kızım ben. Ne zaman koyduğunu bilmiyorum. Görmedim çünkü. Kimlik yalan eve çıktı. Söylüyor ya. Ha? Yalan söylüyor bence. Bir de kardeşimin pasaklılığına laf ediyor. Kendi orayı temizlemeyip o kimliği görmediyse gerçekten... Artık kimliğin nerede olduğunu Mithat bilmediğini söylüyordu. Yani. Almış saklamış kızın kimliğini. Açık ve net yani. Ya Hüseyin'in evlenmesini engellemeye çalıştı. Hatta almasını engellemeye çalıştı. Ya da. Aynen, bir şeyler yapmaya çalıştı yani. Hakan WhatsApp'a bakar mısın kardeşim ya? Bakar mısın hemen? Bu da tasarlamanın şeylerinden biri aslında, aşamalarından. Bu da tasarlama olayının aşamalarından biri bence. Evet, kimliği saklıyor. Birkaç gün öncesinden başlıyor. Hareketler. Evet, birkaç gün öncesinden başlıyor. Planlıyor. Hatta bence Temmuz ayında oluyor şeyle görüşmesi. Filiz'le görüşmesi bence Temmuz ayında. Filiz onu çok hatırlamıyor. Haziran ayında Hüseyin'le olan durumu öğrendikten ve boşanma davasını öğrendikten sonra, çünkü Mithat Mine'yle, pardon bir dakika bir şey anlatıyorum Hakan. Mine Hüseyin'le beraber köye geliyor. Aynen. Köye gelmesi onun için çok büyük bir kırılma noktası. Tabii orada gördükleri için. Tamam. Filiz, beni duyuyor musun? Duyuyorum, evet. Tamam. Kimlik, sana o evle ilgili soracaklarım var ama bak, kimlik senin annenin evinde çıktı. Kimliği de saklamış. Evet, çıktı polisler. Polisler geldi zaten. Polisler söyledi direkt yerini. Evet, çünkü Mithat nerede sakladığını polislere söylediği için onlar da ellerine koymuş gibi buldular. Annem bilmiyor muydu sence? Aynen. Bilmiyordu, bilmiyorum dedi. Bence biliyordu. Annem birçok şeyi biliyor. Bence anneni de savunma. Annem birçok şeyi biliyor ve farkında. Ama sonrası size söyledi mi söylemedi mi onu bilmiyorum. Demek ki kimliği ne demişti Hüseyin? Hüseyin Efendi, o da bir ayrı bir sinir noktası. Hüseyin Efendi şunu söylemişti. Kimliği 15 Ağustos, yani Ağustos'un ortalarında falan. Yani onu mu 15'i mi o civarda kaybolmuştu kimliği demişti. Aynen, 18'inde de fotoğraf çekiyordu iş yerinde. Evet, doğru, kimliğin fotoğrafını çekiyor. Kimliği iş yerine götürüyor. 18 Ağustos'tu. Fotoğrafını 18 Ağustos'tu değil mi? Bravo sana. Yani öldürmeden önce kimliğin fotoğrafını çekiyor. Onu cep telefonunda saklıyor. Yani senin kardeşin bu cinayeti günler, haftalar öncesinde tasarlıyor ve arkasından da o gece planını gerçekleştiriyor. Gelelim o sabaha, merak ettiğim sorular var, sana sormadan seni göndermek istemiyorum. Şimdi Filiz, içeri girdiğinde Taha uyanıktı dedin. Sabah saat işte 9.30 falandı dedin sen. Tabii. Üzerinde ne vardı Taha'nın? O kadarını hatırlamıyorum. Üstünü, kıyafetini değiştirdin mi? Taha'nın kıyafetini değiştirdin mi hastaneye giderken? Değiştirdim mi ya? Onu da hatırlamıyorum. Değiştirmiş olabilirim belki, hani biraz düzgün giysin diye. O kıyafetleri nereden aldın? şeyde seriliyormuştur. Küçük odada zaten. Ama kıyafetler, oradaki kıyafetler kazık gibi olmuştu dedin. Dolayısıyla kazık gibi olmuş kıyafetleri çocuğa giydirmedin herhalde. Ya zaten düzgün kıyafeti yoktu. Oradan abimi verdi. Hani o kıyafet meselesini hatırlamıyorum. Bence odaya girdin, yatak odasına Filiz. Yok, girmedim. Kıyafetler gerçekten, çünkü ben zaten... çocuğun kıyafetleri yatak odasında duruyor çünkü. Mile'nin kıyafetleri de orada. Cidden girmedim yatak odasına. Ben zaten o zaman düşük riskim vardı. Ben onu o halde görmüş olsam aklımı oynatırdım. Peki onu kayıp başvurusu yapmak için neden o zaman Cuma günü ısrar ettin? Ya başına bir iş gelmesin diye işte. Hani gittiği yerde başına bir iş gelmesin, bulunsun diye. Bak daha önce sen kendin söyledin. Arkadaşlar ses kaydı hazır mı? Filiz'in ses kaydı. Bir hadi yanıt verin. Ben sormadan yine söylemiyorsunuz yani. Bak öncesinde öldürmekten bahsediyor. Sen diyorsun ki zarar verme. Zarar verme diyorsun. Evet. O sabahta Mine'nin nereye gittiğini söyledi sana. Yok dedi. Şüphelenmedin mi kardeşinin, abinin öldürmüş olabileceğini düşünmedin mi? Hiç düşünmedim. Yani zarar veremez. Hiç düşünmedim zarar veremez diye. Bak o ses kaydında ne diyorsun? Gelsin ekranlara. Ben bunu dedi bayılacağım dedi. Bak dedim sakın kötü bir şey yapma dedim. Ona ilahi adalet cezasını verecek. Niye bayılacakmış? Mine'yi bayıltayım. Bayılacağım atıp geldim artık cinnet şey yaptım dedi. Bunu öldürmeden önce söyledi. Bak dedim sakın öyle bir şey yapmıyorsun. Ben 9 yılımı verdim bir. Yapma, sakın yapma. O ilahi adalet yerini bulacak. Ben bunu dedi bayılacağım dedi. Bak dedim sakın kötü bir şey yapma dedim. Ona ilahi adalet cezasını verecek. Niye bayılacakmış? Mine'yi bayıltayım. Bayılacağım atıp geldim artık cinnet şey yaptım dedi. Bunu öldürmeden önce söyledi. Bak dedim sakın öyle bir şey yapmıyorsun. Ben 9 yılımı verdim bir. Yapma, sakın yapma. O ilahi adalet yerini bulacak. Diyorsun ki açık ve net bir şekilde ortada. Öldürmeden önce söyledi diyorsun. Hiç de dilin sürçmüyor Filiz. İnandığım içindir oradaki ispatlara göster. Bu kadar öldürdüğünü düşünüyorsan sonraki zamanlarda niye bu kadar çok atar gider yaptın? İşte ya işin içinde oyun var sanırım dedim ya. Çünkü ben Büşra Hanım'la da konuştuğumda o bana Filiz dedi %100 parmağın var bu işin içinde dedi. Ya dedim benim hiç kendimden %1500 emin. Duymuyorum, bana yazın arkadaşlar, yazın. Ben bir yandan yayını dinlerken sizi dinleyemiyorum. Bir daha söyle lütfen. Söyle Filiz. Yazın. Büşra Hanım'la konuşurken o dedi Filiz dedi bu işte senin %100 parmağın var dedi. Ben de düşündüm taşındım ya ben kendimden bu kadar eminken sen beni suçluyorsan abim orada dedim iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Mesajlarda duruyor zaten. Abim orada iki kelimeyi bir araya getiremiyor. Onu da suçluyorsunuz o zaman siz dedim. Ben bilmedim halde hiçbir şekilde tanıklık etmedim halde beni suçlayabiliyorsanız gayet rahat. O da kendini ifade edemediği için suçlanıyor diye düşündüm hep. Senin kardeşin cinayet anıyla ilgili bizden sakladıklarını kuliste çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Cesedi hatta bence köye getirdiğini düşünüyorum ben cesedi. Ceset kokusunun arabada olduğunu da düşünüyorum. Sen akıllı bir kadınsın. Önceden çünkü öldürmekten bahsetmiş. Arabada da midesi bulanacak kadar senin abinin midesi bulanıyor. Ceset kokusu arabada olduğu için o cesedi bence gezdiriyor. Çünkü o attığı yerden başka bir yere götürmeyi planlıyor. Gömmüyor.